Ey cemaat! Kadere uyun. Bu yolda hayli emek sarf eden Abdülkadir'e dönün. Onun tuttuğu yolu siz de benimseyin. Kader yolunda boynu eğiklerden olduğum için beni Kadir'e yani Allah'a ulaştırdı. Geliniz, varlığımızı bir yana atarak ona koşalım. Bu yolda biraz da perişanlık çekelim. Halk bizi rezil görsün. Ne çıkar? Biraz zahmet çeksen, ona vardıktan sonra hepsi geçip gider. İçimize ve dışımıza sultan kesilen nefsimizi hak yoluna çevirelim. Cihan Şahı'nın elçisine başvuralım. Onu gönderinin hatır için peygamberin elini eteğini bırakmayalım. Tazim bizi küçültmez, bilakis yükseltir. Size bir elçi gelse sözlerini dinlemeden kapıya mı koyarsınız? Tecrübe etmeden itimatsızlık mı beyan edersiniz? Onu sevin ve ona bağlanın. Bunu yaparsanız hakkın sohbetine erer, iyilik kaynağını bulursunuz. İşte dediklerimi dinle, göreceksin ki velayet derecesi kapıda seni bekliyor. Sen onu aramasan dahi o seni bulur. İlahi ilim denizinden doya doya içmen böylece kabil olur. Onun fazilet kapısına anlattığımız yoldan gidilir. Başka yol yoktur. Fazilet sofrasına böyle oturmak kabil olur. Onun rahmeti kadere uyana gelir. Bu halin sahipleri teklerdir. Milyonda bir çıkar. Her soyda ve her kabilede bir tane ancak çıkar. Belki de çıkmaz. Takva hali sana gerekli iştir. Allah yolunun gerçek erlerine uy. Nefsine uyar olma. Şeytan ve kötü arkadaşlardan kaç. İman sahibi bunların cihadından fari olmaz. Bunların elinden kurtulup başını dışa çeviremez. Nefisle cihat etmekten alnının teri kurumaz. Onun üzerinden ne zırhı çıkar ne de atının eğri sökülür. O büyükler uykuyu yenmek için uyurlar. Nefse karşı çarpışmak için yerler. Zaruret olmadan konuşmazlar. Onlara adet susmaktır. Ancak Rablarının kaderi onları konuşturur. İlahi fiiller onları konuşturur. Onlar bunun farkına varmazlar. Benlikleri ölmüştür. Yarın kıyamet olduğunda duyular nasıl konuşursa burada onlar öyle konuşur. Onları Allah konuşturur. Allah herkesi konuşturmaya güçlüdür. Sebepler yaratılır. Onlar da konuşurlar. Herhangi bir iş için onların kullanılması gerekince sebepler hazır olur. Allah'ın dileği üstündür. Arzu ettiği şeyi yapar. O büyüklerin bu şekilde konuşmaları bir hikmete dayanır. Peygamberlerin vefatı sonunda yerlerini bu büyükler aldı. Bir hüccet olarak konuşurlar. Her konuşmaları bir hükme dayanır. Yarın kıyamet günü olunca halkın özrü kalmaz. Çünkü müjde ve çekinme mevzuunda her sözü bu büyükler beyan etmiştir. Peygamberlerden sonra halk yararını onlardan öğrenecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bilginler peygamberlere varistir buyuruyor. Asıl veraset, yukarıda anlattığımız ve daha anlatacağımız huyları benimsedikten sonra başlar.